Evet, bu görmüş olduğunuz hayvana kırbaçlı hayvan denir. Halk arasında fetiş hayvanı olarak da bilinir. Avını yakaladıktan sonra yemeden önce yatağa bağlayıp kuyruğundaki kırbaçla kırbaçladığı gözlemlenmiştir. Doğal yaşam alanı Mavişehir Hilltown'un önündeki çimlik alanda bulunan gölettir. Yaşadığı yer aynı zamanda bir mikrop yuvasıdır. Ancak gördüğünüz gibi mikroplar kısa süre içinde ölmüşler ve mikrop yuvasından ziyade bir mikrop mezarlığına dönmüş ortam. Büyüklerimizin söylediği "biraz güneşe bırak, mikroplar ölsün" sözünün de doğruluğunu buradan görebiliyoruz. Kırbaçlı fetiş hayvanı hariç bütün mikroplar kısa sürede ölmüş. Aslında tamamen kurutmamıştık ya da güneşte bırakmamıştık ama suyunu az tutmuşuz herhalde. Suyu az gelince mikroplar ölmüş. Bir dahaki sefere bunları canlı yakalamaya çalışacağım. Daha büyük bir şişe içinde örnek alarak. Bunların hepsinin canlı olduğu bir ortam nasıl olur acaba? Göreceğiz. Özellikle trekkingde o göletlerden falan örnekler toplayacağız. Kırbaçlı hayvanımıza batıda da Scorpion, Lost Soul, Benton Revenge denir. Batıdaki versiyonları bir av gördükleri zaman kuyruğunu fırlatarak "Come here!" diye avlarını kendilerine çekerler. Kurbanlarını öndeki güçlü elleriyle yakalayıp portallarıyla başka boyutlara çektiği de görülmüştür. Türkiye'de ise bu hayvan açık büfe hayvanı olarak bilinir. Açık büfe görmüş masum Türk gibi her yerden biraz biraz yemeye çalışır. Bu da kendisinde bir takım çıldırmalara sebep olur. Bu gördüğünüz hayvan ise literatürde sünnetsiz hayvan olarak bilinir. Norse mitolojisine göre bütün hayvanlar Odin'e itaat edip sünnet olmuşlardır. Ancak işlerinden sünnetsiz hayvan olmamıştır. Demiştir ki "lan benim adım sünnetsiz hayvan zaten. Bana yakışmaz." Ancak bunun üzerine Odin kendisine "aşağılık mikroplar olun" demiştir. Ve bu hayvan da aşağılık bir mikroba dönüşmüştür. Gördüğünüz gibi aşağılık bir mikrop gibi etraftaki hareket etmeyen ölü maddeleri yiyerek, el alemin çevreni çöpünü yiyerek hayatta kalmaya çalışır. Ağzının etrafında iki tane pervane vardır. Bu pervaneleri döndürerek bir girdap oluşturur. Bu girdapa Norveççe'de Maelstrom denir. Maelstrom'un içine kapılan cisimlerin artık kurtulma şansı kalmamıştır. Ta ki bu cisimlerden bir tanesi sünnetsiz hayvanın dokungaçına değene kadar. Sünnetsiz hayvan dokungaçıyla bir şey hissedince hemen içeriye büzüşür. Ünlü mikrobiyolog Markus Möller kitabında "madem dokungaçına bir şey deyince içeriye büzüşecektin, o zaman niye girdap yarattın amk" yazmıştır. Ve bu çalışmasından dolayı da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Şey size çok garip geliyor mu arkadaşlar? Büyük ihtimalle geliyordur. Bizim göremeyeceğimiz kadar küçük, yani elimizle tutup da alamayız istesek bile, o kadar küçük canlıların nasıl bu kadar garip grup alien gibi şekillerinin olduğu bize çok inanılmaz geliyor değil mi? Ama aslında maddenin yapı taşının atom olduğunu düşünürsek ya da hücrelerin ne kadar küçük olduğunu düşünürsek büyük olan biziz, normal olan onlar. Ve aynı şekilde bizden bir o kadar dev varlıklar bizi yukarıdan inceliyor olabilir. Bu mikropların bizi fark etmesine nasıl imkan yoksa, hem boyutlarından dolayı hem de akıllarının kapasitesinden dolayı, bizim de aynı şekilde bu tür varlıkları düşünebilmeye ya da görmeye boyutumuz ya da muhakememiz yetemez. O yüzden bunları düşünerek, yani biz nereden geldik vesaire diyerek kafamızda kendi muhakememizin alabildiğince bazı tanrılar yaratmışız. Neden kendi muhakememizin alabildiğince diyorum? İşte tanrı mesela yukarıdan bakıyor, "bunlar bana tapsın" falan diyor. İşi gücü yok. Bazı ritüeller yapsın ya da işte "bana hayvan kurban etsin". Düşünsene, şu gerçek adı rotifer olan sünnetsiz hayvana ya da kamçılı hayvana bakıyorsun. Bakalım şu diğer yeşil yuvarlak hayvancıklardan bir tanesini bana kurban edecek mi? Ya da işte bir anda küçülüp böyle onların arasına karışabiliyor. Onlarla iletişim kurabiliyor. Bunları hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Yani bizden her ne kadar sonsuz üstünlükte bir varlık bizi gözlemliyor olsa da onun da aslında birçok limitasyonu olabilir. Hani hep şey deniyor ya, eğer varsa neden ortaya çıkmıyor? Biz nasıl kendi varlığımızı mikroplara belli edemiyorsak ya da belli etmenin herhangi bir anlam ifade etmediğini düşünüyorsak ya da mikroplarla iletişim kuramıyorsak, çünkü bizim lisanımızı mikropların anlamasına imkan yok, öyle bir kapasiteleri yok yani, duyacak kulakları bile yok yani. Aynı şekilde bizden ne kadar üstün olursa olsun bizim kapasitemiz aşırı sınırlı olduğu için varlığını fark edemeyeceğimiz varlıklar olabilir. Yani bizimle istese bile iletişim kuramayacak varlıklar olabilir. Bir sürü felsefeci arkadaş bunu işte kendi dinlerinin tanrısına bağlamaya çalışıyor. İşte burada sıkıntı var. Biri mesela deist olsa ya da agnostik olsa derim ki güzel fikir, fena değil. Ama kendi dininin tanrısına bağladığın zaman
ortaya bir sürü sorun çıkıyor. Mesela sonsuz güçlü bir varlık nasıl aciz varlıklarla iletişim kurmayı beceremez? Gördüğünüz gibi bizim insanlar olarak mikroplara karşı becerimizin de sınırı var. İletişim kurmayı beceremiyoruz mesela. Onlardan her ne kadar üstün olsak da bu bizim kapasitemizin sınırlı olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde bize tanrısal bir varlık gibi gelebilecek bir canlının ya da bir varlığın kapasitesinin sınırlı olması, sınırsız olmasından daha mantıklı. Evet, ileride farklı tür filtrelerle deneme yapacağım. Adamlar güzel bir şekilde arka planı mavi, mikropları sarı ya da yeşil şekilde gösterebiliyor. Onun ışıklandırmasını, filtresini vesairesini deneyerek bulmaya çalışacağım. Ve bir dahakine Blackmagic'le ve farklı bir lensle deneme yapacağım. Daha güzel görüntülerde umuyorum görüşürüz arkadaşlar.